Merhaba arkadaşlar, 7. sınıf çanta yayınları etkinlikli soru bankasında çember konusunda arkadaşlar test 2 ile dersimize devam ediyoruz. Sorularımıza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim gençler. Evet, birinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki o merkez çemberde ONP açısı 40 derece, OKL açısı 66 derece, buna göre KMN yayı ile PRL yayının ölçüleri toplamı kaç derecedir diye sordu. Benden nereyi istiyor gençler? Bakın şu yay ile bu yayın ölçüleri toplamını istiyorum. Arkadaşlar öncelikle diyorum ki şu O'dan L'ye, evet, ve O'dan P'ye bir doğru parçası çizsem diyorum. Bakın şimdi O'dan L'ye çizdiğim doğru parçası OKL üçgenine baktığım zaman şu iki kenar da benim için aslında yarıçaptır ve birbirine eşittir diyorum. O halde tabanda 66 derecedir diyorum. 66 derece ile 66'yı topluyorum. 132 derecedir. Üçgenin iç açıları toplamı 180'di gençler. Çıkardım 132'yi. 7'den 3 çıktı. 4, 48 derecedir. Bakın şu açı. Evet, bu açı 48 derecedir. Aynı şekilde ON ile OP de birbirine eşittir ve bakın bunlar 40'ar derecedir diyorum. 40 ile 40'ı topladım. 80 derece, 180'den 80'i çıkarıyorum. 100 derecedir. Şu merkezdeki NOP açısının ölçüsü diyorum. Arkadaşlar bakın benden istediği yer burası ile bu açının toplamı, yani KON ile LOP'nin toplamı aslında. Çünkü bunlar merkezdeki gördükleri açılar eşitti. Hatırlarsak. O zaman diyorum ki arkadaşlar ben 100 ile 48'i topluyorum. 148 derecedir. 360'dan 148 çıkaracak olursak 0'dan çıkmaz. 10'dan 8 çıktı 2. 5'ten 4 çıktı 1. 3'ten 2, 3'ten 1 çıktı 2. Bakın 212 derecedir. KON açısı ile LOP açısının ölçüsünün toplamı, LOP'nin toplamı 212 derecedir. Bu aynı zamanda benim için, bunlar çünkü biraz da alta yazarak eşit olduklarını gösterelim gençler. KMN yayı KON açısına eşitti. LPRL yayı da gençler LOP açısına eşitti. O halde bunların toplamı 212 derece olur diyoruz. Evet, devam edelim. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, ikinci sorumuza baktığımız zaman yukarıdaki O merkez çemberde KMN yayı 240 derece olduğuna göre ONK açısı, ONK benden bu açıyı istiyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu yayın ölçüsü 240 derece ise KN yayının ölçüsü 360'dan 240'ı çıkarıyorum. 120 derecedir. Şimdi burası 120 ise arkadaşlar merkezdeki şu O açısı da 120 derecedir diyorum. Ve bakın bu kenarlar yarıçaptır aynı zamanda ve birbirine eşittir. O halde 180'den ikizkenar üçgen olduğunu söylüyoruz. 120 çıkarırsak 60 derece olur. K ile N'nin toplamı 60'ı böldüm 2'ye gençler 30 derece olur. Bakın benden istediğim ONK açısının ölçüsü 30 derece olur diyoruz ve A şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet, devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet. Yukarıdaki şekilde ACB yayı AB yayının arkadaşlar 8, 7 katına eşit olduğuna göre AOB açısı kaç derecedir diye sordum. Şimdi 7 katına eşitse gençler ben buraya x, buraya 7x dediğimi düşünüyorum. Toplarsak 7x artı x eşittir 8x'tir. 8x'in hepsi
Çember 360 dereceydi. 360 derece eşittir diyorum. Böldük her iki tarafı 8'e. Ve x'in değeri 45 derecedir diyoruz. Arkadaşlar bakın yay 45 derece ise gördüğüm merkez açı da buna eşitti. O halde C şıkkı doğru cevaptır deriz. Evet, devam ediyorum. Dördüncü soruya geçiyorum. Yukarıda verilen şekilde akrep ile yelkovan arasındaki açı kaç derecedir diyor. Arkadaşlar saatte 12 tane saat dilim var. O halde ben 360'ı 12'ye böldüğümü düşünüyorum. Ve her bir saat dilimi 30 derecedir. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane saat dilimimiz var. O halde 5 çarpı 30 150 derecedir diyorum. Ve bunun merkez açısı da 150 derece olur. C şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet, devam edelim gençler. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Evet, yukarıdaki O merkezi AB çaplı. Çemberde COB 15, AO'da 80 derece ise DKC yayı kaç derecedir dedi. Arkadaşlar şunun tamamı 180 dereceydi. O halde ben 80 ile 15'i topluyorum. 95 derece. 180'den 95'i çıkarırsam 85 derece kadar şu merkez açıyı. Merkez açı aynı zamanda gördüğü yaya eşit demiştik. O halde sorumuzun cevabı ortaya çıktı diyoruz ve D şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet, temizleyerek bir sonraki soruma geçiyorum. Evet, yukarıda verilen çemberde 12 eş parça ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi AOC ve AOB üçgenlerinden birinin ölçüsü olamaz diye soruyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle AOB üçgenine bakıyorum. Şimdi 12 eş parça ayrıldıysa 360'ı 12'ye veriyorum. 30 dereceler arkadaşlar. Bakın şu dilimlerin bir tanesi. Bunun bir tanesi 30 derece diyelim. Şimdi AOB'ye baktığım zaman gördüğü yay AB yayı. Bir, iki, üç, dört. Dört çarpı 30'dan 120 derecedir. Arkadaşlar burası 120 derece ise gördüğü merkez açı da 120 idi. Bakın bunlar yarıçaptır ve ikizkenar üçgendir diyoruz yine. 180'den 120'yi çıkarıyorum. 60 derece. Arkadaşlar 60'ı iki eş parça ayırıyorum. İkizkenar üçgen olduğu için bakın taban açıları 30'ar derecedir diyorum. Aynı mantıkla yukarıdaki AOC üçgenine bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. O halde AC yayı 5 çarpı 30 150 derecedir diyoruz. Yani merkez açısı 150. Evet, merkez açı 150 yine ikizkenar üçgen dedik. 180'den çıkardım 150'yi. 30'dur gençler. 30'u böl 2'ye arkadaşım. Taban açıları buluruz. Ve 15 dereceler bakın. Taban açılarından bir tanesi diyorum. Şimdi baktığım zaman 15 derecemiz var. Evet. 30 derece var arkadaşlar alttaki üçgende. 120'yi gördük. Tepe açısı bakın burada. Ama 60 derece herhangi bir açı olarak göremedik diyorum. Ve sorumuzun cevabı C şıkkıdır diyoruz. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Yukarıdaki O merkez çemberde OCB açısı 58 derece. OCB bakın burası 58 derecedir diyor. Tamamdır. Buna göre ADC yayı benden şu yayında ölçüsünü istiyor. Arkadaşlar OC ile OB birbirine eşittir. Yani burası da 58 derecedir diyorum. 58 ile 58 topluyorum. 5, 5 daha 11 değerde 11. 116 derece. 180'den 116'yı çıkaracak olursak ondan 6 çıktı. 4, 7'den 1 çıktı. 6, 64 derecedir. Şu merkez açı. Burası 64 derecedir. Bakın bu 180'e tamamlayacaktı. O halde arkadaşlar bakın burasında tekrar 180'den 64'ü çıkarsak 116 derecedir diyebiliriz. Bu gördüğü yaydı arkadaşlar. Bu merkez açı yani 116'ya eşittir. O halde sorumuzun cevabı 116 ile C şıkkı olur diyoruz.
Devam edelim gençler. Bir sonraki soruya geçiyorum. Yukarıdaki 10 merkez çember 15 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre AOB açısının ölçüsü kaç derecedir? Arkadaşlar 15 parça ise ben 360'ı 15'e bölecek olursam her bir parçası 24 derecedir. Bakın 24 derece dedik. O halde 1, 2, 3, 4 AB yayı aynı zamanda AOB açısına eşitti. Çarpı 24'ten 96 derecedir diyoruz ve A şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet, geçelim arkadaşlar 9. soruya. Yukarıdaki 10 merkez çemberde AOD açısı 5x artı 5, AB yayı 70 derece, BC yayı 80 derece, DC yayı 130 derecedir. Ona göre x kaçtır diyor. Arkadaşlar hepsini yay üzerinde verdi. Bir de o zaman ben AD yayını söyleyeyim. Gördüğüm merkez açıyla eşitti. 5x artı 5'tir diyorum. Topluyoruz arkadaşlar hepsini. Ve çemberin tamamı 360 dereceydi. O da 5x artı 5 artı 70 artı 80 artı 130 eşittir 360 derece. 70-80 daha 150 gençler. 130'u topladım 280. 5'i topladım 285. 5x artı 285 eşittir 360 dedim. Gönder karşıya arkadaşım. 285 eksi olarak geçtim. O halde 5x eşittir. 360'dan 285 çıkarsak 75 olur. Eteri iki tarafı böldüm 5'e. Ve x'imizin değerini 15 derece olarak gördüm. Ve 5 şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet, devam ediyorum gençler. Bir sonraki soruya geçelim. Evet. Onun soru arkadaşlar gayet güzel ve orijinal bir soru olmuş. Bakalım şimdi ne diyor. Çember üzerindeki herhangi iki noktayı birleştiren doğru parçasına giriş denir. En uzun giriş çaptır arkadaşlar. Yani benim çapım aynı zamanda buradaki en uzun giriştir diyor. Şimdi yukarıdaki 10 merkez çemberde A, B ve C noktaları belirlenmiştir. ACB yayının ölçüsü 4x artı 20 derece ve AB girişin uzunluğu çemberin çapının yarısı olduğuna göre. Çemberin çapının yarısı olduğuna göre x kaçtır diyor. Arkadaşlar öncelikle ACB yayı dediği yer bakın burası. Burası 4x artı 20 derece. Şimdi herhangi bir çapı çizecek olursam bakın şuradan bir çap çizdiğimi düşünün. Bana ne diyor gençler? AB girişin uzunluğu çemberin çapının yarısı. Yani şimdi ben çemberin çapının yarısı demek arkadaşlar bize yarı çap demek değil mi? Yani çemberin çapı çap eşittir. İki yarı çap eşittir. O zaman bu benim için bir tane yarı çaptır arkadaşlar. Bakın bunu da şöyle çevirecek olursam bir üçgeni çevirdim. Ve diyorum ki bir yarı çapla bu eşitse bu da eşitti. O halde burada bir AOB üçgeni oluşturuyorum ve bu üçgen eşkenar üçgen ol diyorum. Eşkenar üçgendir diyelim. Eşkenar üçgende biliyorsunuz açılar arkadaşlar 60'ar dereceydi her bir açısı. O halde şu AB yayının ölçüsü altmış derecedir diyorum. Çünkü gördüğüm merkez açı eşitti. Arkadaşlar 360'dan 60'ı çıkaracak olursam 300 derece olur. Bu da ACB yayının ölçüsüne eşittir diyorum. Yani 4x artı 20 eşittir 300 olarak gördüm. Gönderdim karşıya eksi 20 olarak geçti. 4x eşittir 280 derece ise x eşittir 70 derece olur diyoruz ve C şıkkı doğru cevaptır diyelim. Arkadaşlar burada önemli olan bu eşkenar üçgeni görebilmektir diye hatırlatalım. Eşkenar üçgen bu konuda bizim için önemli diyelim. Evet, temizleyerek arkadaki soruya geçiyorum. Evet, yukarıdaki 10 merkez çemberde AB 6x yayı, BC yayı 3x artı 15 ve AC yayı 4x artı 20 derecedir. Buna göre AOC açısı kaç derecedir? Arkadaşlar yayların hepsini toplayalım.
6x artı 4x artı 20 artı 3x artı 15 her birisi arkadaşlar toplamı 360 derecedir. 6x, 4x daha 10x, 3x daha 13x artı 20 artı 15 35 derece eşittir 360 derece diyorum. 13x eşittir. Gönderdim arkadaşlar karşıya. Eksi 35 olarak 10'dan 5 çıktı. 5. 5'ten 3 çıktı. 2 ve 3. 325 derecedir. Arkadaşlar 13'ü her iki tarafla şöyle 13'ü bölecek olursam x'in değerini bulurum diyorum. Burada gençler 325'i 13'e bölelim. 32'nin içerisinde 2 defa 26. 32'den 26 çıkarsa 6, 65 oldu. 5'i indirdim. 65'in içerisinde 5 defa. Evet, x'in değerini 25 derece olarak buldum. Benden istediği A, O, C açısına bakıyorum. A, O, C açısı. Bakın gördüğü yay 4x artı 20 idi. A, C yayı diyorum. Aynı zamanda A, O, C açısına eşittir diyelim gençler. O halde 4x artı 20 x yerine 25 koyacak olursam 4 çarpı 25 artı 20'den 100 artı 20 120 derece olur diyoruz ve B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır diyelim. Evet arkadaşlar bu soruyla da testimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.